Artık söz Anayasa Mahkemesi'nindir. Vatan Partisi lideri Doktor Doğu Perinçek, HDP hakkında kapatma davası açılmasını Ulusal Kanal yayınında değerlendirdi. Perinçek, deliller son derece açık ve tartışmasız. Anayasa Mahkemesi'nden hızlı bir karar talep ediyoruz dedi. Çok hızlı bir karar talep ediyoruz. Yani Türkiye'nin bu, bu konuları uzatmaya tahammülü yok bütün dosyanın da son derece iyi hazırlanmış olduğundan eminim. Mehmetçiğin yanında duran bir yargının bu büyük mücadelede ortaya çıkacağından eminiz. Vatanseverliğin gerektirdiği bir konu, gerektirdiği bir karar. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un kapatma davası ile ilgili İngilizce paylaşım yapması dikkat çekti. HDP'nin terör örgütüyle bağının inkar edilemeyeceğini vurgulayan Altun, Yurt dışından gelen eleştirilere de mesajıyla tepki gösterdi. HDP'nin Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği'ni terör örgütü olarak gördüğü PKK ile organik bağlarının olduğu tartışılmaz bir gerçektir. HDP'nin üst düzey yöneticileri ve sözcüleri, açıklamaları ve faaliyetleriyle defaatle ve istikrarlı olarak PKK'nın siyasi kanıda olduklarını kanıtlamıştır. Bu ilişkinin HDP'nin kapatılmasını veya bir başka cezai yaptırımı gerektirip gerektirmediği sorusuysa ancak Anayasa Mahkemesi'nce yanıtlanacaktır. Herkesi bağımsız Türk yargısına saygı göstermeye davet ediyor, adli sistemimizin adaleti tecelli ettireceğine inanıyoruz. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de HDP'nin kapatılmasına yönelik davayı değerlendirdi. HDP hiçbir zaman bir siyasi parti olmamıştır diyen Destici, HDP kapatılsın çağrısını yineledi. HDP, PKK terör örgütünün siyasi şubesi olarak kurulmuştur. Bütün yönetim kadroları ve sözde milletvekillerini PKK belirlemiştir. Kurulduğu günden bugüne kadar da teröre ve teröristlere hizmet vermiştir. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde terörle arasına mesafe koymayan, terörü reddetmeyen partilere müsaade edilmez. Biz vatansever her bir vatandaşımız gibi mecliste terörist istemiyoruz ve her gerçek demokrat gibi terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP kapatılsın diyoruz.